yayınımıza pazar gününüzü ayırıp katıldığınız için öncelikle bütün takipçilerimize çok çok teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 ile kurulmuş firmaya Türkiye'den Essential Employee olarak gelen kişi H1B mi alıyor, kuraya mı giriyor diye bir soru var. Şimdi E2 ile kurulmuş bir firmaya Türkiye'den Essential Employee gelmesi aslında gene E2 vizesi altında oluyor. Yani başka bir vize türü olmuyor o. E2 yatırımcı olarak değil, Essential Employee olarak, çalışan olarak almış oluyor o kişi. Ama bu şu anlama gelmiyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firma H1B vizesi altında da çalışan alabilir. Bunda bir engel yok. Ama siz bahsettiğiniz gibi Türk vatandaşı olan Essential Employee'yi E2 vizesi altında getiriyor olacaksınız. Yatırımcı olarak değil tabii bunlar. Ama başka bir vize türü olmuyor o. E2 vizesi altında olduğunu bu takipçimize iletmiş olalım.